Logo Bulut İK'da bir atama kaydı oluşturmak için personel yönetimi, tanımlar, personel kartları ekranında, ilgili personel üzerinde sağ tuş menüde çalışma bilgileri, atamalar ekranında ekle butonu ile atama kaydı eklenebilir. Personelin önceki atamaları bu ekranda görülebilir. Ayrıca personel yönetimi, hareketler, atama talepleri ekranından yeni bir atama talebi oluşturulabilir. Atama talebinin durumu onaylandı statüsüne geldiğinde talep oluştururken seçilen personelin atamalar menüsüne yansıyacaktır. Ve atamalar ekranında değiştir ile girilerek atama detayları düzenlenebilir. Atamalar ekranından yine bir atama kaydı oluşturalım. Başlangıç tarihi çalışma tarihinden otomatik gelir. Değiştirilebilir ancak başlangıç tarihi önceki atamasından daha eski bir tarihte olamaz. Bu durumda atama kaydedilmek istendiğinde servis uyarı verir. Bitiş tarihi alanına veri girişi yapılamaz. Çünkü bir sonraki atama oluştuğunda atamanın başlangıç tarihine göre bu atamanın bitiş tarihi bilgisi otomatik olarak bir gün öncesi şeklinde güncellenir. Personelin kurum iş yeri bilgileri yansır. Eğer bölüm birim alt birim değişikliği yapılmak istenirse yeni birimler seçilir. Ana bilgiler sekmesinde personelin atamasına bağlı olarak değişebilecek bilgiler yer alır. Onay tarihi verilmek istenirse girilebilir. Atama türü veri girişi zorunlu alandır. Yapılan değişikliğe uygun olan atama türü seçilmelidir. Atama türleri buradan tanımlanabileceği gibi sistem ayarları, türler, personel yönetimi atama türleri ekranından da tanımlanabilir. Ön değer olarak gelen türler kullanılabilir veya yeni tür eklenebilir. Personelin pozisyonuna değişiklik yapılacaksa pozisyon alanı temizlenir ve listeden yeni pozisyonu seçilir. Ücret bilgileri alanında personelin ücreti değişecekse yeni ücreti girilebilir ve diğer bilgiler değiştirilebilir. Diğer bilgiler sekmesinde analiz boyutu, dağıtım şablonu veya muhasebe bağlantı grubu değişikliği yapılabilir. Kaydet butonu ile atama kaydı oluşur. Aynı zamanda personel kartı içerisinde bir değişiklik yapıldığında ekrana gelen personel bilgileri değişiklik onayı ekranında girilen tarihler ve atama türü seçilip değişiklik kaydedildiğinde atama kaydı oluşur. Eğer değişiklik yerine düzeltme seçilirse atama kaydı oluşmaz. Ayrıca tek seferde toplu terfi yapmak veya ücret değişikliği yapmak için işlemler menüsünden ilgili işlem seçilir ve uygun atama türleri seçilerek işlem çalıştırılır. Personelin atamalar ekranına atama kayıtları düşecektir. Atama kayıtları listesi ve atama talepleri listesi rapor olarak personel yönetim raporlar menüsünden alınabilir.